Minecraft Parodileri Şehri yarışma programına hepiniz hoş geldiniz sayın seyirciler. 4 yarışmacımız var ve onların da 4 köpeği. Bugün aralarından en iyisi kim olacak onu seçeceğiz. Zengin Bey ve köpeği Karabaş mı? Yoksa Kerem Komiser ve polis köpeği mi? Ya da Fakir Bey ve tatlı köpeği mi? Son olarak Başkan Ali ve korkunç köpeği mi? Herkes hemen şimdi tarafını seçiyor. Ve hemen yorumlara desteklediği kişiyi yazıyor. Ayrıca sayın seyirciler videoyu beğenip abone olmayı da unutmuyorsunuz. Evet, videoyu beğenmeyen kalmasın. Hala daha abone olmayanları görüyorum. Çabuk yarışmadaki yerinizi alın. Bugün beğeni butonunu çökertiyoruz. Hadi Karabaş, bunu başarabiliriz. Sen eğitimli bir polis köpeğisin. Bunu sen başaracaksın. Onlara hiç bakma, sen hepsinden daha yeteneklisin. Bizim karşımızda kimse duramaz. Hiç merak etme. İlk yarışmacımız Kerem Komiser olacak. Evet Kerem Komiser. Polis dersinden aldığımız bilgiye göre hırsızlar şu anda şehrin bankasını soyuyorlar. Sen ve polis köpeğin o hırsızları yakalayabilirse yarışmada başarılı olacak. Merak etmeyin, onların canını okuyacağız. Hadi garip kont, yürü gidiyoruz. Hadi garip kont, yürü gidiyoruz, gidiyoruz bu taraftan hadi. Başaracağız bunu. İşte bankanın oraya geldik. Fazla acele etmeyelim. Hemen şuraya bir yere saklanalım. Hadi şaşam yürü bu taraftan, çabuk çabuk uzayalım buradan. İşte çıkıyorlar. Hadi atıl kurt, yürü koş. Abi arkadan bir tane köpek kovalıyor bizi. Anneciğim polis köpeği bu. Ulan bir bu eksikti. Anneciğim abicim peşimizde anneciğim çok korkuyorum anne. Ulan ben nereden çıktı bu köpek anne, lütfen küçük köpek sakin ola. İşte bu, inanamıyorum, başardı aslanım benim ya. Bu inanılmazdı sayın seyirciler. Kerem Komiser ve köpeğini hemen yerine alıyoruz. İki hırsızı da paket edip hapishaneye yolladılar. Kerem Komiser ve köpeği yarışmayı başarıyla tamamladı. Sıra şehrimizin eski belediye başkanı Fakir Bey ve tatlı köpeği var. Evet, bu arada köpeğimin adı Tarçın. Görevimiz nedir Sunucu Bey? Evet Fakir Bey, şimdi size zorlu görevinizi anlatıyorum. Şehirdeki futbol sahasında bir olay meydana geldi. Serseriler yaşlı amcayı sırf parasını alabilmek için kaçırdı. Parasını verene kadar onu esir tutacaklarını söylüyorlar. Evet, siz ve köpeğiniz bu yaşlı amcayı yara almadan kurtarmanız gerekiyor. Böylelikle yarışmada başarılı olacaksınız. Tamamdır, Tarçın ve ben bunun üstesinden gelebiliriz. Öyle değil mi Tarçın? Tamam o zaman, mücadele başlasın. Hadi Tarçın bu taraftan, işte buradalar. Tamam, hazır mısın bakalım? Hadi gel gel, şöyle gel, işte tamamdır, onları görebiliyorum. Bak her şey planladığımız gibi, tamam mı? Hadi onları oyalayacaksın. Şimdi hadi yürü Tarçın, yürü. Şu ihtiyardan parasını alsak da bir an önce gitsek ya. Ha, ne oluyor, o ses de ne? Ulan bu köpek de ne? Bu yerden bitme de ne böyle? Abi şuna bak, ne kadar da tatlı. Oğlum harbiden çok sevimliymiş lan bu. Bunu alalım satarız birine. Çok iyi olur, şunu yaptığın şirinliklere bak ya. Sıra benim, hadi bakalım. Şimdi sorarım ben size. Evet evet, oyalamaya devam edin. İşte böyle. Hadi bakalım hemen şöyle geçelim. Yaşlı amca sakin ol, kurtaracağım seni. Hee biladım. Sessiz ol, sessiz. Tamam şimdi çözüyorum seni. Şöyle oldu. Tamamdır, az kaldı. Tamam, bitti. Abi bu köpek niye oynamayı bıraktı ya böyle ha? Niye bıraktı oynamayı? Ulan bu niye böyle kötü kötü bize bakıyor ha? Oğlum bak bak, bu bize hırlıyor, bir şey yapmasın, ben korkarım köpekten. Hayır gelmiyorsun. Ay ne yaptın lan abime, ne yaptın, niye ısırdın onu? Hayır yapmadım, tamam bak, özür dileriz, lütfen yapma lütfen, hayır. Sayın seyirciler, umarım bunu izlemişsinizdir. Fakir Bey ve köpeği Tarçın çok zekice bir hareket yaparak yaşlı amcanın hayatını kurtarıyor. Bu kurtarma operasyonu inanılmazdı. Fakir Bey'i tekrardan yerine arıyoruz ve ona teşekkür ediyoruz. Evet yani çok önemli bir şey değildi. Elimizden geleni yaptık. Tarçın olmasaydı asla başaramazdım. Evet sayın seyirciler, yarışmacılarımızın hepsi birbirinden yetenekli. Dostları köpeklerse gerçekten çok zekiler. Bu iş gittikçe kızışıyor. Bu yarışmayı kim kazanacak? Ve sırada Zengin Bey var. Evet Karabaş ve ben buna hazırız. Bunu başaracağımızı biliyorum. Görevimiz ne Sunucu Bey? Hemen açıklıyorum Zengin Bey. Ama bunun öncesinde size bir sorum var. Köpeğiniz Karabaş'ın en sevdiği oyuncak hangisi? Bunun konumuza ne alakası var bilmiyorum Sunucu Bey, ama Karabaş'ın en sevdiği oyuncak küçük el yapımı bir oyuncak köpeği var. Onunla oynamayı çok sever. Evet, onunla oynamayı çok seviyorsa yarışmayı tamamlamak zorunda. Çünkü o oyuncak bizim elimizde. Ne? Nasıl yani? Şöyle açıklayalım. Sizin ve köpeğinizin görevi bu parkuru tamamlamak. Sizin yönlendirmenizle köpeğiniz bu parkuru tamamlayacak.
ve sonunda oyuncak köpeğine kavuşacak. Bakalım Karabaş bu oyuncak köpeği ne kadar çok seviyor. Olamaz, bu biraz tehlikeliymiş. Zengin Bey, bu yarışma zaten tehlikelerle dolu. Sizi hemen yarışma alanına alalım. Hadi bakalım. İşte burası. Bak Karabaş, bunu başaracaksın oğlum, tamam mı? Oyuncağını geri alıp buraya geleceksin ve biz de yarışmadan birinci olacağız. Hadi sana güveniyorum. Bunu yapabilirsin hadi. Başla bakalım. Hadi Karabaş, buradan seni izleyeceğim oğlum. Hadi atla, işte böyle. Çok dikkatli ol, tamam. Acele etmene gerek yok. İşte böyle. Bak bak, burada çok dikkatli ol, tamam mı? Orası biraz tehlikeli. Hadi hop, başardım. İşte böyle, oyuncağına çok az kaldı. Hadi oğlum, işte bu kadar. Evet, şimdi oyuncağını alabilirsin. Bak böyle, al oyuncağını. Hadi işte böyle, harika gidiyorsun, tamamdır. Neredeyse sonuna geldik, tamam mı? Çok dikkat et. Slime balonu atlayacaksın, işte böyle, hadi hop, tamamdır, harikasın, son düzlük, bunu da bitirdim, işte bu kadar, harikasın, seni çok seviyorum. Evet sayın seyirciler, her yarışmacı hala daha beni şaşırtmaya devam ediyor. Bu başarısından sonra Zengin Bey de yerini alıyoruz. Bu gerçekten inanılmazdı Zengin Bey. Köpeğiniz gerçekten çok akıllı. Tam bir asker gibi harika bir şekilde tamamladı parkuru. Teşekkür ederim. O benim biricik Karabaş'ım. Bu harika. Sırada son yarışmacımız var. Şehrimizin belediye başkanı. Başkan Ali Bey ve korkunç köpeği. Evet, köpeğimin adı Azban. Kendisi gerçekten çok güçlüdür. Beni her daim korur. Bu harika Ali Bey. Umarım yarışma için de hazırsınızdır. Evet hazırım. Şimdi bize görevimizi söyleyin. Sunucu Bey. Hemen geliyor efendim. Biliyorsunuz ki yakın zamanda şehrimizde bir zombi istilası yaşandı. Tüm zombileri temizlemiştik. Ama maalesef şehrimizdeki dev okulunun bahçesinde birkaç düzine zombi kalmış. Sizin göreviniz de bu zombileri temizlemek olacak. Tamamdır. Bu bizim işimiz. Öyle değil mi Azman? O zaman mücadele başlasın. Hadi Azman, bu taraftan yürü yürü çabuk. İşte burada, içerisi zombi kaynıyor. Hazır mısın bakalım, şimdi saldırı başlatacağız. Hadi saldır. Hadi hadi çabuk, bir önce saldır, söylüyorum saldır çabuk. İşte böyle, hadi çabuk yapabilirsin. Hepsini mahvet, evet uzaktan evde, hadi başarabilirsin. Hadi bakalım, al bakalım, al bakalım, al bakalım, tamamdır. Bunları da ben hallederim, işte bu kadar. Saldır Azman, saldır, işte böyle. Hop, hadi bakalım, bu da tamamdır. Harikasın, harika. Evet sayın seyirciler, oldu, başardılar. Bir grup zombiyi tamamen temizlediler. Hem de sadece iki kişi. Bunlar da Ali Bey ve köpeği Azman. Tebrikler Ali Bey. Teşekkür ederiz, teşekkür ederiz. Evet sayın seyirciler, programımızın sonuna geldik. Bütün yarışmacıların hepsi çok başarılı oldular. Bu yüzden kazananı siz belirleyeceksiniz. Sizce en zorlu mücadeleyi hangi yarışmacımız verdi? Bunu yorumlara yazmayı sakın unutmayın. En çok oy alan yarışmanın da kazananı olacak. Hepinizin yorumlarını bekliyoruz. Ayrıca bir duyuru daha yapmam gerekiyor sayın seyirciler. 31 Aralık günü akşam saat 8'de Minecraft Parodileri kanalında mükemmel eğlenceli bir canlı yayınımız olacak. Hepiniz bu canlı yayına davetlisiniz. Minecraft Parodileri kanalına gidip bildirimlerinizi açmayı sakın unutmayın. Orada hep beraber çok eğleneceğiz. Umarım videoyu da sevmişsinizdir. Sevdiyseniz kapatmadan like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın. İyi günler diliyorum sayın seyirciler. Güle güle.